O kadar uzun bir süre ki. Kaç? 1,5 yıl olacak neredeyse pandemi boyunca dediği. Ben de Korona kaçtım bu arada çocuk. size iyi yayınlar. Tamamdır Mert'cim, ellerine Görüşürüz şu sağlık. an. Atayım hemen F-Oyga çiziyor diye atayım da. Tamam, sen yapıştır hadi, senin Hadi mesain var, tutmayalım seni. yayınlar, Öptüm görüşürüz. kankacığım. Geçen gün girdim Social Blade verilerinden 4.500 dolarlık AdSense gelirine ulaşmış bu arada Mert'in kanalı. Şey söyleyeceğim. Bu arada Kemal dışındaki herkesten çok izlenmiş senin videolar. Özellikle seni bekliyor Mert. Bir şey söyleyeceğim. Yani Mert kardeşim güzel video yapıyorsa, onun Efe kardeşi de güzel iki tane gülücük atıyorsa bu videonun içinde, insanlar da bunu keyifle izliyorsa ne mutlu bize abi. Gerisi bizi ilgilendirmez. Nasıl ama ayar vermeye çalışmalı konuşma ama hiç ayar yok içinde falan böyle. Neyse devam. Çıktın dünya turuna, oy korona, çıktın dünya turuna, bize gelsen ne yazar, maske taktık buruna. Çin'in Wuhan kentinden böyle bir kadın sana yürüse, kur yapsa tepkin ne olurdu? Bir hafta tuz suda bekletirim. Dezenfekteyi o şekilde sağlarım. Kafasına kese kağıdı geçirip postalardım tekrar. Islak mendille silerdim herhalde. Yani. Bulaşık teriyle temizlerim. Şey, sirkeyle bir güzel yıkarım, temizlerim. Feriyle temizlerim. Böyle bir kadın gelse ve bana kur yapsa zirvede bırakır. Ölmeyi tercih ederim zaten yani. Hiçbir şekilde olmaz. Eşim var yanımda kardeşim. Ne Evet. yaptın ya? Beni mahvettin kardeşim ya. Tamam, bunu görmemiş gibi yapalım bu kısmı. Efendim, koronavirüsünden korkuyor musunuz? Yok, ben her zaman temizim, ben her zaman spor yapıyorum. Başka bir şey yok. Koronavirüsünden korkuyor musunuz? İstiklal Marşı korkmazdan başladı. Neyle bitti? Sen söyle. Korkmayız, biz Türküz. Korkmam, niye korkayım? Siz bu virüsten korkuyor musunuz? Korkmuyorum. Neden? Şimdi kelle paça içtim. Hayır, kork... Ben bu vakaların niye azalmadığını bunları izleyince anlıyorum işte. Biontech Bilmiyorum. hisseleri azaldı. Onu gördüğümde terliğimi alıp vuruyorum. Siz koronavirüsünden korkuyor musunuz? Hayır. İnanmıyorum. Yok otobüse binmeyin, yok buraya binmeyin. Bindik bir şey olmadı. Bir şey yok, bir şey yok. Yok abi, biz koronavirüsünden korkmuyoruz. O bizden korksun. Aa, O panki. korksun. Bir dakika dur. Ben niye korkayım ki? Korkacak bir şey yok. Çünkü biz virüsüz. Yok. Saçma bir açıklama. Abicim zaten yaşayan ölüyoruz. Ölsek ne olur, ölmezsek ne olur? Koronavirüsünden nasıl korunuyorsunuz? Yatmadan önce 99 kere korona, orana, burana koruma diyerek kendimi koruyorum. Korona, orana, burana korumha. Buradan Çinlilere ne söylemek istersin? Çince bilmiyorum. Buradan Çinlilere ne söylemek istersin? Çince bilmiyorum Yarasa çorbası değil de, yani kelle paça çorbası için. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum. Küfür edesim var ama serbest mi küfür? Onların sülalesini... Vallahi ne diyelim abi, Allah yardımcılar olsun. Vallahi her şeyi yiyorsunuz, gelin benimkini de yiyin. Vallahi bir söyleyeceğim çok şey var da kamera çekenmişti, onu bilmiyorum. Ya of. Harbiden. Aylar sonra dışarı çıktınız. Nasıl bir duygu? Özgürlük nasıl bir duygu? Bizimle paylaşır mısınız? Ay valla 4 saat izin verdiler. 4 saat vallahi kız arkadaşımızdan buluşacaktık. Ailemizden çıktık yani. 4 saat abi Oo. bir şey yetmedi ki abi, yani buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum abi. 4 saatte ben ne yapabilirim? 4 saatte yani şuradan şuraya adım atamıyorsun ya. Lütfen abi ya. Ben ailemle çıkacaktım. Sevgilim de gitti benimle. Tek kaldım burada. Sap kaldım. Sevgilimle de bulaşamadım. Cumhurbaşkanım, bana sevgili Oha. bulun lütfen. Bir arkadaş. Recep Tayyip Erdoğan başkanı, flörtleşsek bir de olur Recep'i yani. seviyoruz. Efendim, bu salgın insan yapımı mı yoksa doğadan mı ortaya çıktı? Doğadan. İnsan yap mı? Çünkü Doğadan. Bill Gates bunu biliyor zaten. O çıkardı bunun hepsini. Tabii ki. Neden çıkardı? Çünkü bu adamlara para lazım. Abi. Dünyanın nüfusunu azaltıp kontrol altında tutmaya... Bravo be abi be. Yine büyük Vay oyunu. be. Yine büyük oyunu okudun be. Çalışıyorlar. Diyorlar ki şimdi yaş... Abi bunların hepsi Illuminati, kutsal kase şövalyeleri abi bunlar. Kutsal kase şövalyeleri. Mason abi, eski duvar ustalarıymış bunlar.
Daha nedir? Tarihti. Tarih silinsin diyor. Biz tarihi tekrar yazacağız diyor. Bunların amacı bu zaten. Amerika'nın bir salgın oyunudur bu. Dünyaya karşı. Amaç kendi ekonomisini düzeltmek. Evet, insan yapımı. Nasıl bu kanaya vardım? Çünkü insan nüfusunu azaltma. 65 yaş üstü ne daha çok bulaşıyor diyorlar. Niye? Ekonomi olarak düşüneceksin. Adamlar otobüse bedava biniyor. Oturdukları yerden maaşı yatıyor. Devlet bunu nasıl diyeyim farkına vardı. Böyle bir biyoloji bir silah üretti. Tahmine göre insan yapımı profesörler. Ya o kadar garip açıklamalar var ki yani gerçekten dünya üzerinde bu kadar fazla insana bulaşmış bir hastalığın gerçekten sadece otobüse bedava akbil basılmasın diye üretildiğini düşünmek bana biraz vizyonsuzca geliyor ya. Çok gelişmiş, kültürlü insanlar. Bir de yani nasıl bir virüsün yaşlıları daha fazla etkilediğine şaşırılıyor onu da anlamıyorum ki. Yani netice olarak zaten bağışıklık yaşlandıkça zayıflar. Hani bir çocuklara özel bir virüs değilse bu, yani genel insanlar üzerinde bulaşan bir virüsse zaten yaşlıları daha fazla etkilemesi çok normal değil mi? Onlar tarafından yapılmış ülkelerin desteğiyle Çin'e, Çin'de Amerika'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya bunu gönderdi. Evet. Duyumlarımız var. Fransa'da bir laboratuvarda geliştirilmiş ve Amerikalılar tarafından da Çin Yuan kentine bırakılmış bu. Dünyaya yayıldı işte. Yani bu arada hani Efe sen ne biliyorsun da konuşuyorsun tarzında yorumlar gördüm. İki tane falan chatte. Onlara cevap vermek istiyorum. CNN Türk programını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Devam ediyorum. 14 kuralı sayar mısın? Hacca'ya gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, hacesten teraat, mecesetten teraat, set, rağbet, vakit, niyet, kıble, kısmet. İkinci dalga ne zaman gelir? Ya. Vallahi benden beraber gelir. Benim bildiğim bir dalga orada benimki. Çok büyük. Nasıl yani? Bully. Nasıl yani? Gelir? Vallahi benden beraber gelir. Benim bildiğim bir dalga orada benimki. Çok büyük abi. Çok büyük abi. Ben korona sayesinde bazı insanların ibret öyküsünü de yaşadığını düşünüyorum. Küçücük bir mikrobun insanları terbiye ettiğini düşünüyorum. Çünkü biz çok fena aşmıştık, coşmuştuk. Teknoloji çağındaydık. Mevla... Şimdi taş devrine döndük değil mi? Ne yapabilirdik? İsviçre adamlarımız, bilim adamlarımız vardı. Şurada şuyumuz vardı, burada buyumuz vardı diyorduk. Ama şunu öğrendik ki insan her yerde acizmiş. Ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Şu anda sadece kumru sesi var. Kediler sokakta özgür. Köpekler sokakta özgür. Yeşil güzelliğin tadını çıkarıyor. İnsanlar gerçekten çok kirliymiş. Bu da resmen noterle tasdikli oldu. Yolunuz açık olsun. Kendinize dikkat edin. Sarı mikrofon evet. Bir numara. Hiç kimseyi takip etmiyorum ama sarı mikrofonu takip ediyorum. Sarı mikrofon. Evet. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Eyvallah ablacığım. Eyvallah. Gerçekten yani bizim daha iyi.